Seçime dairden merhabalar. Bugünkü konuğumuz AK Parti mevcut milletvekili Sayın Osman Mestan. Aynı zamanda önümüzdeki seçimlerde de tekrar AK Parti'den 3. sıra adayı ve seçilecek iyi bir yerden aday tekrar kendisi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı olsun vatanımıza, milletimize 14 Mayıs seçimleri. İnşallah ülkemizin refahının artması, ülkemizin bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke olmasına vesile olur diye temenni ediyoruz. Şimdi vekiller sonuçta vitrine çıkıyorlar seçim dönemi. O yüzden her gelen milletvekilimizden ben bir kendilerini kısaca tanıtmalarını istiyorum. Sonuçta siz bir dönem evet vekillik yaptınız. Çok kişiyle temasınız oldu ama illa yine bilmeyenler vardır. Bursa büyük bir şehir. Osman Mestan kendini nasıl tanımlar? Evet, ben Osman Mestan, 1971 Bursa Keles doğumluyum. İlkokulu Keles'te okudum. Ortaokulu Eskişehir'de, lisenin son 2 yılını Bursa İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi de İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. 2000 yılları arasında İstanbul'da avukatlık yaptım. Meslek hayatıma ve resmi siyaset hayatıma diyeyim. Çünkü öğrencilik döneminde gayri resmi siyasi hayatımda oldu. Fazilet Partisi Eminönü ilçe yönetimine girerek başlamış oldum. 2000 yılında Bursa'ya geldim. Hem avukatlık ofisimi Bursa'ya taşıdım. Aynı zamanda da Fazilet Partisi Bursa il yönetimine girdim. Daha kısa süre önce kapatılan Refah Partisi'nin devamı olduğu gerekçesiyle Fazilet Partisi de kapanınca Bursa'da biz siyaseten Saadet Partisi'nde yer aldık. Siyasetimiz 2010 yılına kadar Saadet Partisi'ne devam etti. Orada il başkanlığı, kısa bir müddet genel idare kurulu üyeliği de olmak üzere her kademesinde çalıştığım bir partidir. Sonra Numan Kurtulmuş'la beraber oradan ayrılıp yine macerası kısa süren Has Parti deneyimimiz oldu. Orada da il başkanlığı yaptım. 2012 yılında AK Parti'ye üye olduk. 2015 yılı 7 Haziran seçimlerinde aday oldum. Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle listeye girdim ama kazanamadım. 18 kişilik listede 15. sıradaydım o zaman malum. O zaman 20 değil 18. 20 değil 18 milletvekili vardı. 1 Kasım yine 2015 1 Kasım seçimlerinde listede tekrar bulunduk ve seçildik. O günden bugüne 2 dönem Bursa milletvekili olarak görev yapıyorum. Siyasetin haricinde sivil toplumla da benim çok yakın ilişkilerim vardır. Biraz önce öğrencilik döneminde gayri resmi siyasetten bahsettim. Refah Partisi'ne yakın duran Milli Gençlik Vakfı'nın aktif öğrencilerinden ve aktif temsilcilerindenim. Hem Hukuk Fakültesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde ve İstanbul Teşkilatı'nda il başkan yardımcılığı dahil olmak üzere Milli Gençlik Vakfı'nda gençliğim orada geçti. Bunun yanında İHA gibi, Türkiye Yazarlar Birliği gibi yine Milli Gençlik Vakfı'ndan sonra Yedi Hilal Derneği gibi, Medeniyet Derneği gibi derneklerde üyelik, yöneticilik, kuruculuk vasıflarımıza her zaman ilişkilerimiz sivil toplumla devam etti. Kendimi kısaca böyle tanıtabilirim. Şimdi seçime geçeceğiz ama şunu da sorayım. Müfit Bey'e de sordum mevcut vekil ve tekrar gösterildiği için. Şimdi 11 vekilden 5'i tekrar gösterilmedi. 6'sı tekrar gösterildi yanlış hatırlamıyorsam. Hafızam beni evet, unutmuyorsa. Doğru. Efkan hala vekildi, tekrar gösterildi. Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, siz ve Muhammed Müfit Aydın. Ona da sordum, size de sorayım haksızlık olmasın. Osman Mestan sizce neden tekrar aday gösterildi? Neye bağlıyorsunuz? Elbette genel merkezimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde, onların bu takdiri bizi mutlu etti. Ben seçilemediğim 7 Haziran seçimlerinde de çok samimi bir şekilde çalışmaya gayret ettim. Uzun bir seçim dönemiydi, çalışma dönemiydi. 62 gün, bir gün bile bir mazeret göstermeden seçilme imkanımızın neredeyse sıfır olduğu bir sırada ben yoğun bir şekilde çalıştım. Bunun karşılığında çalışmaların takdir olduğunu gördüğünü düşünüyorum ki nispeten seçilecek bir sırada ki son sıradaydı hatırlarsanız 11. sıradan seçildim. O günden bugüne de her hafta Ankara'ya gidip geldim. Ankara'ya yerleşmedim. Gelmediğim herhangi bir hafta orada çalışma yoksa yoktur. Bunun istisnası da yok. Ben her zaman halkımın içinde oldum. Dağ bölgesi
kontenjanı vardı biliyorsunuz. Artık o hale geldi. Dağ bölgesinden 2015'ten bu tarafa mutlaka bir aday oluyor AK Parti'de. Bu dönem iki bölgeden de birer tane oldu Mustafa Yavuz arkadaşımla beraber. Ben 15-1 Kasım'ından bu tarafa başta dağ bölgesi olmak üzere Bursa'mıza samimi bir şekilde çalışarak gayret ettim. Ben genel merkezimizin bunları takdir ettiğini düşünüyorum. Meclis performansımız itibariyle de çalışmalara katkıda bulunmak, devam. Ayrıca işte Bursa'nın yine veya dağ bölgemizin Ankara'daki meseleleriyle alakalı da samimi bir şekilde çalıştık. Takdir gördüğünü düşünüyorum. Bir dönem daha memleketime hizmet etmek benim açımdan büyük bir şereftir. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza, genel merkezime teşekkür ediyorum. İnşallah kendimi mahcup edecek, halkımı mahcup edecek bir çalışma içerisine girmem. Bugüne kadar da böyle bir olayım olmadığı için gayet memnun ve gönül huzuru içerisinde çalışmaya devam ediyorum. Peki Osman Bey, semt olarak nerede oturuyorsunuz? Ben semt olarak Odunluk Mahallesi, yani Nilüfer'de oturuyorum. Birinci bölgede oturuyorum. Kendimi oy veremeyeceğim, öyle anlaşılıyor. Gerçi Bursa siyasetinde bölgelerin ayrılması geçen dönemde oldu. Ya onu da sorayım. Bana bu garip geliyor. Bu teknik bir zorunluluk mu? Yani Bursa'nın 20 vekili varsa tek liste, tek bölge, o sıralamada 20 çıksın. Hani denecek ki bölgeye göre vekiller hizmet, ama il başkanlığı ya da parti yönetimi yine isimlerin yakınlığına, daha önceki temaslarına göre sen şu bölgedesin, sen şu mahallelerdesin ya da ilçelerdesin diyebilir. Neden bölünüyor? Evet, teknik bir zorunluluktur çünkü kanuni zorunluluk bu. 19 sayısını geçince milletvekili iki bölgeye ayrılmak zorunda. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şekilde bugüne kadar böyle geldi. Doğru. Bursa'da 20 milletvekiline çıkınca kanunen bölünmek durumundaydı. Ama kanunun dayanağı ne? Hani hukukçusun, oradan dayanıyor. Ben o kanun gerekçelerini çok okumadığım için şu an bir şey söyleyemeyeceğim. Bu yine teknik bir ayrımdır. Bursalılar için siyaseten saha itibariyle çok önemli değil. Çünkü ben geçen seçimde de ikinci bölgeden olmama rağmen dağ bölgesinden olan halkımızın çok büyük bir kısmı birinci bölgede yaşıyor biliyorsunuz. Osman Gazi'de ciddi bir nüfus var. Nilüfer'de yine hakeza. Dolayısıyla benim katıldığım programların çok büyük bir kısmı, zaten kendim de orada oturmam hasebiyle, akrabalarımın hemen hemen hepsi, eğer Keles'te değillerse, Keles ikinci bölge ama Bursa'da %90'ı gene birinci bölgede yaşamaktadırlar. Ayrıca da bölge ayrımı hem hizmet açısından hem halk değiştirme açısından bizde hiçbir zaman olmadı. Diğer partilerin de öyle olduğunu zannediyorum. Yani şunu bu zaten düşünemiyorum, evet. Yani Sayın Vekilim. İşte bir vatandaş geldi, derdini anlattı. Sen işte şu birinci bölgedensin, ben ikinci bölge vekiliyim. Yani o zaman vekilin alacağı tepkiyi düşünemiyorum. Kesinlikle öyle. Zaten şöyle bir durum var. Bizim anayasa gereği siyasi partiler kanunu ve seçim kanunları gereği milletvekillerinin vasfı sadece bir bölgenin vekili değildir. Türkiye milletvekiliyiz biz. Dolayısıyla bizim milletvekilliğimizin karşılığı Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğimizde de yine biz vekil sıfatıyla bulunuyoruz. O anlamda büyük bir fark yok. Kaldı ki Bursa için biraz önce ifade ettiğim gibi bu sadece biraz sembolik, biraz şekli bir ayrım söz konusudur. Nitekim seçim çalışmalarında da ben bugün Yıldırım'dayım ama yarın Osman Gazi'de çalışacağım. Geçen hafta yine Osman Gazi'deydim. Bir önceki seçimlerde daha çok birinci bölgede çalışmış oldum. Bunun çok fazla bir ehemmiyeti yok. İşte teknik ayrımdan dolayı, kanuni gereklilikten dolayı Bursa'yı harita üzerinden aşağı yukarı bir doğu batı aksına göre bir ayrım yaparak nüfuslarını da denkleştirmek suretiyle böyle bir yönteme gitmişler. Çok önemli değil. Biz de uygun olan yerde, lazım olduğumuz yerde, ihtiyaç varsa, yapabileceğimiz bir şey varsa katkıda bulunuyoruz. Hem siyaseten böyle, hem hizmet açısından böyle. Demin hangi semtte oturduğunuzu aslında bölgeden ziyade şunun için sormuştum. Şimdi daha önce sizin oğlunuzla benim oğlum burada Kükürtlü Devlet Okulu'nda aynı sınıftaydılar. Birkaç kere karşılaştık. Ben onun haricinde birkaç kere siz elinizde poşetle markette alışveriş yaparken gördüm sizi tek başınıza. Selamlaşmadık, arabayla geçerken gördüm. Çamlıca pazarında gördüm mesela, yine elinizde poşetle pazar yapmış gidiyorsunuz. O yüzden biraz işlerinizi kendiniz hallediyorsunuz. Yani halkın içinde. Halkın içinde mümkün olduğu kadar. Yani benim için, bizim bütün arkadaşlarımız böyledir. Ben hani kendimi onlardan ayırt ederek ben size şahit olduğum bir şey söylemiyorum. Hakikaten
milletvekili değilken ben nasıl isem o şekilde olmaya gayret ediyorum. Mümkün olduğunca kendim işte pazar, market işlerini yapmaya çalışırım. Elbette yoğunluğundan dolayı gerek danışmanlarım, gerek aile efradım, artık yani çocuklarımız büyük. Eşim de araba kullandığı için kendisi de artık çoğu işlerini kendisi yapmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi ben her hafta perşembe geceleri veya cuma günleri mutlaka Bursa'dayım. Hemen yakın çevrende beni mutlaka insanlar göreceklerdir. Elimizden gelen kadarıyla halkımızdan ayrılmamaya gayret ediyoruz. Zaten biz halkız zaten. Yani halkın içinde olmak tabiri bile bana biraz garip geliyor. Zaten halkız. Halkın vekiliyiz zaten. Tabii üç dönemimiz dolduktan sonra yani ömür boyu orada kalacak diye bir garantimiz zaten imkan da yok böyle bir şeye. Makamlar gelip geçicidir. Asıl olan halkın asili olarak, vekil olarak değil, asil olarak neredesin önemli olan odur. Peki listeye baktığımızda bu dönemki liste 5 değişiklikle nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte özellikle Mustafa Varank'ın da gelmesi Sayın Bakan'ın. Ki seçimden sonra bunu da sormak isterim. Hani orada bir soru işareti bakan olarak devam etme ihtimalleri de birkaç kişi haricinde zor gibi görünüyor. Elbette. Şimdi 16 bakanın 16'sında bakanlık yapma ihtimalini siyasi gözlemci olarak hiç kimsenin buna ihtimal vermediğini, herkes vermez diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Kaç kişiyi tekrar milletvekilliğinden ayırıp bakan olun der. 2-3'ü geçmez evet, gibi görünüyor. Muhtemelen öyledir. Ancak Sayın Mustafa Varank bakanımızın Bursa'da ciddi bir itibar gördüğünü biz şahit oluyoruz. Kendisiyle beraber TOG arabasının da nasıl itibar gördüğünü görüyoruz. Tabii TOG'un yatırımında bu koordinasyon kurulumunda bakanımızın ciddi emeği var. Bu bakımdan Bursa için bir kazanımdır Sanayi Bakanımız. Burada tabii sadece TOG olarak bakmamak gerekiyor. Sanayi Bakanı olması, bu vasfı. Yani Teknosap Park Karacabey'de en azından. Bursa'nın sanayi şehri olması çok önemlidir. Dolayısıyla ve bakanımız da renkli bir kişilik. Gayet mütevazi, güler yüzlü, halkla iç içe. Zaten bakanken de hani çoğu zaman o da arabasını kendisi kullanan, markete alışverişe kendisi gidebilen, güler yüzlü, her an sosyal medyadan birileriyle bağlantı kurup onun davetine giden, onlarla buluşan, gençlere karşı çok böyle pozitif enerjiyle ilişki kurabilen bir bakanımız. Hani halk arasında bir tabir vardır ya, esnaf adam. Evet, bu doğru olabilir. Mustafa Varank bakanımızı Bursa'nın sevdiğini düşünüyorum. Ve Bursa siyasetine ayrı bir katkı olacaktır. Ben bizim tablomuzun artarak devam etme artacağını yani daha iyi bir liste, avantaj listeye bir avantaj olduğunu sadece Varank bakanımız açısından değil sonuç itibariyle ayrılan yani listede yer alamayan bazı arkadaşlarımız dönemini doldurduğu için ayrıldılar. Efendime söyleyeyim. Bazılarının yerel seçimde de değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Elbette Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Halkımızla bir defa halkın nabzını en iyi ölçen parti kurulduğu günden beri hep AK Parti'dir. Hakikaten röntgen çeker gibi, ultrason çeker gibi bütün ayrıntılarıyla kılcallarına kadar vararak bunu hisseder, buna göre hareket eder. Buna göre değişim, politikalarını değiştirir, öngörülerini yapar. Elbette eski vekil arkadaşlarımızdan, devam eden vekil arkadaşlarımızdan hangi alanda ihtiyaç duyulursa aday olunabilir, görev verilebilir. Bunlar her zaman mümkün olan şeylerdir. Ama bizim listemizin Bursa seçim satında çok büyük tepkilere karşılaşmadığını, tam tersine olumlu olduğunu ben şimdiye kadar gördüm. Yeni seçilecek arkadaşlar şimdiden hazırlıklarını yapıyorlar. Biz hepimiz kazanacak gibi de çalışıyoruz aynı zamanda. İnşallah yine Bursa'daki milletvekillerinin büyük çoğunluğu AK Parti'de olmak üzere ki Cumhur İttifakımızla beraber iki ayrı partimiz daha var MHP'nin dışında biliyorsunuz. Onlarla beraber de güçlü bir şekilde biz Bursa'ya damgamızı vuracağız Cumhur İttifakı olarak diye ifade edebilirim. Milli Görüş kökenli olarak en çok herhalde Yeniden Refah'ın ittifaka girmesine sevinen isimlerden birisinizdir diye tahmin ediyorum. Elbette. Yeniden Refah'tan seçilen arkadaşlarımızın her ikisi de benim yakın arkadaşımdır. Geçmişte beraber siyaset yaptık. Gençliklerimiz beraber geçti. Her ikisi de çok değerli arkadaşımızdır. Liste başlarındaki arkadaşlarımızı ifade ederek söylüyorum. Diğerlerinden de Naim Bey ve Altınöz ifade ederek söylüyorum. Diğer arkadaşlarımda da tanıdıklarım var. Sonuçta belirli bir müddet, az bir müddette değil, daha gençlik dönemimizi, refah döneminde sayacak olursak en az 20 yıl geçmişte bir beraberliğimiz, hukukumuz var. Bursa siyasetinde yaklaşık bir 10 yıl bu iki arkadaşımızla ciddi bir yakınlığımız oldu. Hayırlı olsun, onlara da başarılar diliyorum. Yine Büyük Birlik'ten
aday olan arkadaşlarımızdan da yakın ilişkide olduğumuz Ekrem Alfatlı benim hem yakın köylümdür. Komşu köylüm. Şahsen de bir ağabeyimdir, bir dostumuzdur. Bursa siyasetinde Cumhur İttifakı gayet böyle makul, güler yüzlü, halk tarafından sevilen mütevazi insanlardan oluşuyor. Şimdi baktığımızda ittifakta MHP'de Bursa'da genel sekreter Bursalı. Yine aday. Diğer birinci sıra adayı Fevzi Bey, MKYK üyesi. Naim Bey'e baktığımızda, Sayın Altınöz'e baktığımızda ikisi de genel başkan yardımcısı. Naim Bey aynı zamanda teşkilat başkanı. Yeniden Refah'ı saydık. Büyük Birliğe baktığımızda Ekrem Bey genel başkan yardımcısı. Hani ittifakta da Bursa güçlü. Evet. AK Parti'de o kadar yüksek temsil yok belki. Efkan Bey genel başkan yardımcısı. Bakan, Sayın genel başkan yardımcısı. Şu an itibariyle bakan. Ayhan Salman MKYK üyesi. MKYK üyesi. Oldukça yeterli yani bir temsiliyet olduğunu sonrası, düşünüyorum. Sonrası işte listeden artık zor ama Bursa'dan bir bakan beklentimiz var mı? Bir tahmininiz var mı? Şimdi tabii başkanlık sistemine geçtikten sonra liste dışı soruyorum zaten. Elbette olabilir. Hani ben bizim bir her, eksiklik de var biraz. Bizim her arkadaşımız bakanlık yapma vasfına haizdir. Cumhurbaşkanımızın takdiri başkanlık seçiminden sonra bölgelere göre bir denge şeklinde değil. Yani bakanlıklarda kimden daha fazla faydalanabilirim düşüncesiyle ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Farklı bir kompozisyon ortaya koydu. Bursa'dan bir bakanın olması elbette Bursalıları da mutlu edecektir. Bizi de mutlu edecektir. Son itibariyle şu anda biz Mustafa Orhan Bakanımızın devam ederse bizi elbette mutlu edecektir. Etmese de Bursalı bir arkadaşımız olsa elbette mutlu edecektir. Ama siyasetin bugün geldiği şekillenme itibariyle bölgelere göre değil, Türkiye'de bir işin en iyisi kimse adeta CEO gibi Cumhurbaşkanımız böyle değerlendiriyor olayı. Aynı memleketten de olabilir. Başka bir memleketten de olabilir. Atamasını yapar. Başkanlık sisteminin en iyi şekilde işleyebilecek ve Türkiye'nin bundan en iyi şekilde faydalanabilecek kadroları Cumhurbaşkanımız kendisi takdir edecektir. Ama Bursalılar'da takdir edersiniz ki bir bakan her dönem görmek istiyorlar Bursa'da. Elbette. Bursa önemli bir şehir. Bu noktada diğer konuklarıma hiç sormadığım bir soruyu size soracağım. Hukukçu olduğunuz için bir de iktidar milletvekili olduğunuz için adaylığın yanı sıra. Şimdi ben iki konuda acaba yanıltma, ihtimal düşünmeme gibi bir durum mu oldu diye düşünmüyor değilim. Bazı tartışmalarımızda arkadaşlarla konuşuyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken bir 50+1 zorunluluğu. Hani şu söyleniyor. Ben de o fikirdeydim daha ilk bu sistem konuşulurken. Hani bir belediye başkanı nasıl %30 da alsa, %35 da alsa, birinci ya da sınıf başkanlığı en basit seçim, en yüksek oyu alan yönetir. Mi olsa acaba bu kadar karşı tarafta konsolide olmazdı, bu ittifaklar olmazdı. Bir, burada acaba hukuken o şey düşünülemedi mi mahsurat? İki, bakanların hani eskiden ne tartışılıyordu? Milletvekili dışından bakan zor oluyordu vesaire. Bunu rahatlatmak için uzmanları gerektiğinde teknokrat bakanlar olsun diye bir şey düşünüldü ama bu sefer de milletvekilleri bakan olamaz şeyinin konması da bir taraftan yine bugün AK Parti, yarın başka bir parti, iktidarın ya da hükümetin elini bağlıyor gibi bir eleştiri var. Benim de katıldığım bu ikisi hakkında ne dersiniz? Şimdi şunu ifade etmek lazım. Başkanlık sisteminin biz 2015'te 16'da dile getirmedik. Ta parti kurulurken de Cumhurbaşkanımızın beyanatları var. Hatta ta gençlik dönemlerine gidelim. Zamanında Özal'ın da. Tabii Özal. Özal bu konuyu çok ciddi seslendiriyordu. Ben gençlik dönemim onun seslendirmeleri. Gücü yetmedi. Milli Selamet Partisi kurulurken rahmetli Erbakan'ın da. Milliyetçi Hareket Partisi'nden rahmetli Alparslan Türkeş'in de. Turgut Özal'ın da bu konuda ciddi istekler olduğunu biliyoruz. Yani biraz siyasete bulaşıp biraz yöneten, tecrübe eden herkes onu söylüyor. Evet. Özellikle sağ cenahtan. Neden söylüyor? Çünkü Türkiye'de bu parlamenter sistem üzerine bina edilmiş bir vesayet sistemi var. Bu vesayet sistemini kırabilmenin yöntemi sistemi tamamen değiştirmekten geçer. Bu birinci madde. İkincisi sistem kendisi zaten bir koalisyon, siyasi istikrarsızlık üretiyor.
erken seçimler oluyor. 2015 yılına gelinceye kadar Türkiye'de seçim ortalamalarını hesap ettik. 1,5 yıldan biraz fazla. 1,7 yıl falan. Bir de ya, bakanların süreleri çok daha düşük. Onlar çok daha düşük. Şimdi bu kadar hızlı değişen iktidar ortalamasında hangi hükümet ne icraat yapabilecek? Bir daha bakan dar, koltuğa bir oturdu, or, kapıcıyı tanıyana kadar bir daha gidiyor. Aynen öyle. Şöyle oluyor sistem. Bakan gelsin. Bir ara bir parodi dizi vardı hatırlarsınız. Yabancısı yapıldı. Oradan yola çıkılarak. Emret Başbakanı. Emret, o, evet. O Türkiye'ye de çevrildi. Çok güzel mizahi örnekler. Ben zaman zaman seyrederim onları. Türkiye'nin hali pürümel halini anlatıyor. Yani bakan makamına oturdu. İcabında hani oranın çay servisçisinin bile bakandan daha çok bakanlığa hakim olduğu, efendime söyleyeyim. Orada herhangi bir daire başkanının bile bakanın haberi olur olmaz ama oraya daha çok tahakküm edebildiği. Tabii o zaman bürokrat da kaba tabirle çok da sallamıyor bakanı. Çünkü tabii, ya diyor maksimum 6 ay. Aynen olmaz öyle diyor. Uzatıyor. Biz hancıyız. Onlar yolcu gözüyle tabii bakılıyor. Ve hem karar alma mekanizmaları yavaş işliyor. Siyasi istikrar başlı başına bir sorun zaten. Bu bir hayal idi. Yani, tabii Cumhurbaşkanımızın bütün işi nedir? Hayal olanları gerçekleştirmek. Ve bu noktada da bu Cumhurbaşkanımızın siyaset halka hizmet konusundaki tutarlılığını ve halka hizmeti devleti yönetiminin düzgün olmasını ön plana koyduğunu gösterir. Siyasi çıkarını değil. Eğer siyasi çıkarını ortaya koymuş olsaydı acaba ben bunu %40 yapsam, %45 yapsam bundan daha mı karlı çıkarım hesabını yapabilirdi. Bunu yapmadı. Tam tersine beni zora soksa bile eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin daha fazla kalkındıracak, Türkiye Cumhuriyeti'ni adeta şaha kaldıracak bir sistem %50 ile oluşacaksa ben bunun üzerine gideyim dedi ve böyle bir hesap yapmadan ortaya çıkarttı. Son itibariyle şu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde elbette arızalar olabilir. İlk olması hasebiyle ki yani yaklaşık 70 yıllık bir sistem var. Bu sistem sonucunda oluşmuş mantaliteler var. Bu sistemle yaşamış hem halkımız hem bürokratik kesim hem efendime söyleyeyim siyaset kesimi var. Toplumların refleksi de böyle birden bugün böyle oldum olmuyor yani. Bazı şeyler zamanla olacak. Buna rağmen Türkiye'nin 5 yılda özellikle savunma sanayinde geldiği nokta başkanlık sisteminin tartışmasız başarısıdır. Bunu niye söylüyorum? İşte son günlerin en popüler isimlerinden bir tanesi Sayın Selçuk Bayraktar'dır. Haluk Bayraktar iki kardeş gerçekten Türkiye'nin yüz akı insanlar. Cumhurbaşkanımıza çok yakın olmalarına rağmen Selçuk Bayraktar Cumhurbaşkanımızın damadı olmasına rağmen 2012-2013 yılına kadar bürokrasiden nasıl frenle karşılaştığını kendisi de zaman zaman anlatıyor. Bu sadece onu frenlemeye çalışan bürokratların kişisel kaprislerinden kaynaklanmıyor. Sistemin kendiliğinden kaynaklanıyor. Bir ya taraftan, da hain olduklarından diye elbet, kimse risk almak elbet, istemez. Kimse risk almak istemez. Siz bir karar alıncaya kadar bile üçlü kararname diye bir şey var biliyorsunuz. En yüksek bürokratları atarken bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı atayacak. Aynı partinin mensupları bile işte Sayın Davutoğlu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın Çiller'le işte Demirel'in, Ecevit'le bir başkasının. Zaman zaman Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan. Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan. Bu kaçınılmaz olan bir şey. Baba ile oğul arasında bile bu yönetim problemi oldu. Dolayısıyla tek bir tek bir cumhurbaşkanı. Ya kardeşim cumhurbaşkanı niye bu kadar güçlü olsun? Halktan ben gücümü aldım. Ne kadar aldım? %50 aldım. %50'yi almış olan bir cumhurbaşkanı doğrudan halktan almışsa bu gücü bırakın kullansın. Yanlış yapabilir mi? Melek değil hiçbir insan. Elbette hatalar olabilir. Bunun ceremesini de doğrudan halk biletini keser zaten. Bunda hiç problem yok. Peki AK Partili olarak değil ama bir hukukçu olarak 50+1 ileri doğru değişmeli mi oluşturabileceğiz? Şu anda böyle bir benim böyle bir görüşüm yok. Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz bu sistemin çok daha işler hale gelmesi, varsa revizyonların yapılması, uygulama konusunda eksiklerimiz neler var? Bunlar Cumhurbaşkanımıza ay ay gün gün rapor ediliyor. O zaman zaman biz bunların briefinglerini de alıyoruz. Revizyon şeyi var, vaadi var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni seçim için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Onun hakkında bilginiz var mı? Ana hatlarıyla neler düşünüyorsunuz? Şu anda onunla ilgili bir şey söylemeye mezun değilim. Yani bildiğimiz şeyler var ama yani şu anda onu paylaşmak istemiyorum. Açıklanmadığı için. Sonuçta bu Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Revizyon konusu bizim kadar reformist, Cumhurbaşkanımız kadar reformist bir lider Türkiye'ye gelmedi. Her an ne gerekiyorsa bunu yapar. Ancak bizim
başkanlık sistemine geçmiş olmamıza rağmen Türkiye'de asıl yapmamız gereken reform hala anayasa reformudur. Biz bütün bunlara rağmen 1982 bir darbe askeri anayasayla yönetiliyoruz. Ve burada hala vesayetten kaynaklanan onların kalıntıları, kırıntıları mevcut. Bizim bunlar konusunda ciddi bir çalışmamız var. Halkımızın beklentisi var. Vaadimiz de var. Eğer anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olursak öncelikle bunu yapacağız. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hazırlığımız da var zaten. Ki en son yarım kalmış olan başörtüsü ve evlilikle alakalı madde değişimimiz de vardı. Ama bizim asıl vaadimiz sadece böyle madde madde değil, anayasanın külliyen Türkiye'yi daha yukarılara bölgesel ve küresel güç haline getirecek sivil, demokratik bir anayasa haline getirilmesidir. Biz Cumhur İttifakı da zaten bu prensipler üzerine oturuyor. Dolayısıyla burada Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin her birinin ideolojilerinin hani bazı konularda anlaşamamız elbette mümkündür. Fakat temel konularda anlaşıyoruz. Temel konulardan bir tanesi de bu konudur. Bir anayasa reformu konusunda biz hepimiz aynı yönde ilerleriz. Peki sorunun ikinci kısmı, bakanların milletvekili olamaz şeyi değişmeli mi? Şimdi değişmemeli. Sistemin asıl ruhu buradadır zaten. Biz anayasa hukuku okuduğumuzda bize öğretilen en temel hususlardan, ilkelerden bir tanesi kuvvetler ayrılığıdır. Şimdi maalesef muhalefet partileri bu konuda ciddi bir halkı yanıltıcı bilgiler veriyorlar. Biz Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerek kuvvetler birliğini getirmedik. Tam tersine kuvvetlerin kesin, net, keskin ayrılığı demektir. Yani yürütme üyesinin yasamada işi yok diyorsunuz. İşi yok olmaz. O zaman başkanlık sistemi olmaz. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Onlarsa Cumhurbaşkanı çok güçlü, efendime söyleyeyim, bu kadar güçlü diktatörlüktür, bu kuvvetler birliğidir. Halkı teknik hukuk bilgisi olarak gerçekten yanıltıyorlar. Bunu bilerek, yani bilmemeleri mümkün değil. Çünkü teknik olarak hukuki tarifi böyle. Dünyanın her yerinde de bu böyle uygulanır. Amerika'da senatörler de bakan olmuyor, doğru değil mi? Tabii yani orada bellidir. Tabii. Ha, orada senatonun yerine burada meclis var. Tabii, bakan olduğunuzda milletvekilliğiniz biter. Aynı şey değil çünkü. Yargı da tamam. Yargı, yasama, yürütme tamamen ayrı ve aralarındaki check balance sistemi dedikleri birbirlerini denge denetleme mekanizmaları da şu anda da yine algı ve yalan bilgiler üzerinden götürüyorlar. Tam tersine eskiden var olduğundan çok daha net, çok daha sıkı bir denge mekanizması var. Efendim Gensoru vardı da bu kaldırıldı. Gensoru önergesinin geçmesi şartlarıyla şu anda Cumhurbaşkanı ve bakanların yargılanması şartlarına baktığımızda limitler biraz daha düşük şu anda. O mekanizma biraz şundan hissedilmiyor belki de. Şu an Cumhur İttifakı mecliste çoğunluk olduğu için dolayısıyla istediği yasayı geçirebiliyor ama yarın bir gün başkanın bir ittifaktan ya da partiden meclis çoğunluğunda başka partide olduğunda seyreyle gümbürtü diyorum. Aynen öyle. Şimdi o zaman meydana çıkacak bu. Kaldı ki hemen geriye dönelim. Hangi iktidar döneminde bir iktidar yasayı çıkartmak istemiş de çıkaramamış? Böyle bir şey mümkün değil ki. Olmadı öyle bir şey. Hangi iktidar döneminde hangi bakan düşürülmüş? Yani insanlar şöyle sanki ayda bir, yılda bir bakan düşürülüyormuş. Mümkün değildi ki böyle bir şey. Hüküm zaten teknik olarak kanunları bile doğrudan bakanlar hazırlıyordu. Biz orada onay mekanizmasındaydık. Mesela geçtiğimiz günlerde hadi isim de vereyim. Sinan Oğan'ı izliyordum Cumhurbaşkanı. O da işte bu sistemle yasamanın işte değersizleştirildiği yasama gücü şey oldu falan derken şey örnek verdi işte ya bugün kanunlar bile işte Cumhurbaşkanlığından geliyor. Şimdi yürütme ve bakanlar Cumhurbaşkanlığında eskiden de mecliste parlamenter de bakanlıklardan gelirdi. Bürokratlar hazırlarlar. Hayır ya, doğru söylemiyor. Yani hiç doğru söylemiyor. Diğerinde imzalı bir şekilde gelip tasarı olarak hiçbir milletvekiline göstermeden elbette o grubun mutlaka bundan haberi var. Getirip buna sunabilir. Buna engel hiçbir şey yok yani. Ama şu an bakanlığın bürokratları hazırlıyordu. Kesinlikle öyleydi. Milletvekilleri yasanın yapımında danışma yapılıyor idi belki. Ama şimdi bunu milletvekilleri doğrudan kendileri hazırlamak durumunda. Bürokratlar, Cumhurbaşkanı, bakanlar eğer şu anda bakanlıklarından geldi mi? Bakanlıklarından yok, böyle bir şey yok. Bakanlıklar taslak olarak kendi istediklerini elbette bildiriyorlar ama. Parlamenter sistemde de öyleydi. Yok, parlamenter sistemde öyle değil. Parlamenter sistemde kanun teklifleri partiler tarafından hazırlanır. Kanun tasarıları
bizzat bakanlıklar tarafından hazırlanır. Tamam. Bakanın veya başbakanın imzasıyla doğrudan meclise sunulur. Hazır gelir şey. Şimdi? Şimdi milletvekilleri tarafından hazırlanıyorum. Yani taslak geliyor, alt komisyonlarda milletvekilleri alt komisyonda onların taleplerinin dışında başka maddeler ekleyebilir veya çıkartmayabilir. Ki nitekim şu dönemdeki kadar, biz bunu fiilen de yaşadığımız için söylüyorum, muhalefetle istişare dahil olmak üzere, mesela özellikle Sayın Abdülhamit Gül'ün bu konudaki faaliyetleri hakikaten çok iyidir. Yani biz bir yargı reformu şeyimiz var, vaadimiz var. Bunu kendi bakanlık bünyemizde şu konularda biz bir reform yapmak istiyoruz. Bunu sadece AK Parti grubuyla değil, bütün diğer gruplarla da tartışalım diyerek ön çalışmalarında bulundular. Ve bizim grubumuza bu taslağı sunmak suretiyle bizim grubumuz ayrıca bunun üzerinde çalışarak bir yargı reformu ortaya koydu. Hatta bu çalışmalarda halktan, aydınlardan, gazetecilerden de değişik ortamlarda bu istişareye katılanlar oldu. Sistemin işleyişi itibariyle elbette çok daha ileriye doğru gidecek. Benim bunda hiçbir kuşkum yok. Dolayısıyla burada ta sorunun başlangıcına dönecek olursak, bizim sistemi temelinden değiştirmek gibi bir revizyon öngörümüz şu anda yok. Bizim için şartların zorlandığını elbette görüyoruz siyasette. Gerçekçi olmak lazım. %51 mesela karşı taraf konselde olduğunda, İstanbul Ankara seçimleri de karşı tarafa ilk defa kazandırma hevesinde uyandırdı. Böyle bir inançla da birleştiler. Ama biz buna rağmen diyoruz ki bu bizim partimizin ya da şahsımızın geleceğiyle ilgili bir şey değil. Türk milletinin, Türk devletinin güçlenmesiyle alakalı bir şeyse biz bunu daha da güçlendirecek elimizden ne gelirse yapacağız. Mesele budur. Biz sistemin tartışılması taraftarı değiliz. Ama sistemde varsa bir eksik görülen bir şey, revizyon gereken bir şey, biz bunu her zaman değiştirmeye hazırız diye ifade ediyoruz. Peki sahaya gelirsek, şimdi seçim biraz sıkışık bir takvimde. Bütün partilerde de bunu görüyoruz. Konukları da ayarlamamız zor oluyor program için. Yoğun bir çalışma var bütün partilerde. Neler yapıyorsunuz? Çalışmalar nasıl gidiyor? Ve şunu merak ediyorum. Vatandaş en çok size neyden şikayet ediyor? Sizin de ifade ettiğiniz gibi çok yoğun bir çalışmamız var. Bir aylık bir süreydi. Artık iki haftadan aşağıya düştü. Her gün işte sabahın belli saatlerinden başlayıp 10-11 gibi çalışmaya başlarız. Gece artık 12-1'e kadar da uzayan çalışmalarımız oluyor. Esnaf, özellikle kadın kollarımız bizim ev ev gezmek suretiyle hiçbir ev kalmasın gidelim, gitmedik diye bir çalışmalar yapıyorlar. Bunun yanında gençlere ulaşılabilecek olan bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Gençlere birebir ulaşmanın da yollarını arıyoruz. İşte doğum günleri olan gençler var. Birebir evlerine giderek mümkün olanı fert fert ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii şu seçim özellikle depremden kaynaklanan daha farklı bir yöntemle izleniyor. Mesela müzik... Ramazan da girdi. Tabii Ramazan da girmiş oldu. Müzik sesini biz sonuna kadar açmıyoruz. Zaten sokaklarda hani dışarıdan baktığın zaman Türkiye'de olduğu gibi eski seçimlerde olduğu gibi böyle büyük bir seçim havası yok gibi de duruyor. Evet. Ama ben müzik çalan araçları bugün mesela yine AK Parti'nin bir aracı geçti gördüm balkondayken. Ya, müzik ben çalmıyor demiyorum. Yerine göre daha kısık sesle çalıyoruz. Eskisi kadar bilmiyorum. Eskisi kadar diye. Buna dikkat ediyoruz. Ben diğerlerini de çok fazla anlamda çalan görmedim. Bu iyi bir şey. Hem kimseyi rahatsız etmemiş oluyoruz hem de deprem şehitlerimize saygıda bulunmuş oluyoruz. Bir de çok bir faydası olduğunu düşünüyorum. Aslında evet faydası. Şimdi zaten sistem ona doğru da gidiyor aslında. Bundan 20-30 yıl önceki seçimlerde belki gövde gösterisi kendisini konvoylar daha çok hissettiriyordu, konvoylar vesaire. Bugün bir konvoy yapacak olsanız bu size faydadan ziyade zarar getirecektir. Çünkü doğru. 30 yıl önce memlekette araba yoktu. Arabası çok olanlar kendini gösterdi. Bunlar güçlü anlamına geliyordu. Biz daha çok işte birebir ilişkileri kurmaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Vatandaşımız bizden memnun. Ben tabii tecrübeli bir siyasetçi sayılırım şu anda. Hem 3. dönem olması hasebiyle ama aynı zamanda da seçim sahalarında çalıştım. Benim 6. seçimim. 4 tanesinde kendi adaylığım var. 7 Haziran, 1 Kasım, 2018 seçimleri ve şimdiki artı bir referandum. Bir de sizin 3. dönem mi sanırım? Yani o aradaki kısacık dönem, hani koalisyon kurulamadı, tekrar seçime gitti. 3-4 ay mı sürdü o ara? 6 ay o 5 ay sürdü. Ben o dönemde zaten milletvekili değildim. Milletvekili olanlar için de bu geçerli değil. O anlamda benim tam 3 dönem dolmuş oluyor. Benim bu 6. olmak suretiyle bir saha tecrübem var. Halkımızın nabzını,
bu anlamda görebiliyorum. Mesela 7 Haziran'da ciddi şekilde bir refleks, bir defansla karşılaştığımızı farkındaydık yani. Ama 1 Kasım'a geldiğimde de çok net bir şekilde, yani vatandaş AK Parti'ye bir tabiri caizse bir uyarıda bulunmak istedi. Ama kantarın topuzunun biraz farklı kaçtığını gördü. Hemen geri adım atmak suretiyle. AK Parti de bundan seçim. Tabii 2018. Yok 2015. 1 Kasım seçimleri. Ha daha eski gidiyoruz. Tabii. 1 Kasım seçimlerinde yani 7 Haziran 1 Kasım kıyaslaması yapıyorum. Bu 5 ay içerisinde de AK Parti de kendi üzerine düşen dersi almak suretiyle 2015'te %49 oy almak suretiyle de ve Türkiye'ye ciddi bir badireyi atlatmış olduk. Gerçi arkasından darbe geldi ama sonuçta bütün bunlar bir tecrübedir. Sahaya çıktığımızda insanların tepkilerini elbette görüyoruz. Büyük bir çoğunluğun bize eskiden olduğu gibi destek vereceklerini söylüyoruz. Duyuyoruz. Hatta birçoğu diyor ki yani işte bizimle vakit kaybetmeyin. Mutlaka çalışın. Mutlaka bu seçim çok önemli. Bu seçim eskileri gibi de değil. Türk milletinin kaderine ilgilenen bir seçim. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın temelini oluşturanların görüşleri elbette böyle. Ama bunun dışında ben CHP'liyim ama bu kadar da olmaz kardeşim. Yani ben HDP ile işte terör uzantılarıyla, FETÖ uzantılarıyla bu kadar içli dışlı olan insanlarla beraber olamam. İstemeden de olsa AK Parti'ye oy vereceğim. Hatta isteyerek artık bu böyle olmaz, bu şekilde devlet yönetilmez diyor insanlar. Onu diyenler daha çok Muharrem İnce'ye gitmiyor mu? Bize gelenler de var, Muharrem İnce'ye gidenler de var. Ama sizden Muharrem İnce'ye giden var mı? Öyle de iddia ediliyor bir kısım. Yani şöyle, her partiden her partiye geçiş mutlaka mümkündür. Yani işte yakın aday olmuştur. Onun için aday olabilir. Yani bizim kendi çevremizden kendi yaşadıklarımız var. Bunlar her zaman mümkündür ama sayılar, geçişler azdır. Hani bizden MHP'ye daha fazladır. Bizden İYİ Parti'ye o kadar değildir. Efendime söyleyeyim işte CHP'den bize gelenlerle Muharrem İnce'ye gidenler arasında fark elbette vardır. Bunları görüyoruz. Ama sahanın sürekli gün geçtikçe bizim lehimize olduğunu burada açık yürekle söylemek isterim. Çünkü milletimiz bir istikrardan yana. Şöyle bir şey olsaydı, bu da bizim şansımız diyeyim artık. İttifakın, yani karşı ittifakın millete sunduğu tek proje var, Tayyip Erdoğan'ı indirmek. İkinci olarak ne söylüyorsunuz? Ben hakikaten şimdiye kadar duymadım. Duyan varsa veri yazsın. Ve olumsuz örnekler, olumsuz yani negatif bir şey veriyorlar. Yani negatif proje olmaz. Pozitif proje olması lazım. Siz deyin ki ben o köprünün yerini orasını değil de burasını isterdim. Ben o silahı o şekilde değil de bu şekilde olsun isterdim. Yani memlekete bir kaynak mı olacaksınız? İngiltere'ye gidip para arayan bir adamdan bahsediyoruz yani. Yani diğer Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın önerdiği şey ne? Biz kaynak üretiyoruz. Sanayimizi geliştiriyoruz. Dışarıdan buraya yatırımcılar ne geliyorsa biz onların elimizden geleni yapalım. Genç girişimcilerimizin önünü açalım. Kadın girişimcilerimizin önünü açalım. Ya, sürekli kanunlar çıkartmak suretiyle, sürekli milletimizin önünü açmak suretiyle, dış dünyada pazar bulmak suretiyle, onlar da pazar bulsunlar desinler ki memleketimizin şöyle bir kaynağı var. Bundan şunu üretelim. Biz de bak falanca pazara açılmadı. Buraya gidelim. Ben bunu diyeni görmedim. İngiltere'den para bulmuş. Bir de daha ilginç bir şey söyledi. İşte uyuşturucu parasından ben para kazanacağım dedi. Yani bunlar negatif projeler. Hiçbir proje sunamadıkları için ben samimi vatanperver CHP'lilerin bile çekindiklerini düşünüyorum. Belki bunu söylemek istemezler. Belki oy vermek istemezler bize ama bu kadar da olmaz arkadaş dediklerini ben tahmin ediyorum. Bazen bunu söyleyenler de var. Tabanda daha çok var elbette. Yani ben profesyonel siyasetçilerden bahsetmiyorum. Peki ben hiçbir adayla sahaya çıkmadım. Hiçbir adayla hiçbir partiden dolaşmadım. Ama şunu kendimce öngörüyorum. Siz doğruysa onaylarsınız, değilse doğrusunu söylersiniz. Şimdi bu çalışmalarda Millet İttifakı'nın HDP ile ve yine bazı listelerde FETÖ'cü ya da FETÖ ile iltisakı düşünülen kişilerin olması yumuşak karnı bu eleştiriler. Cumhur İttifakı'nda bir miktar HDP kadar olmasa da Hüdapar'dan dolayı bir yumuşak karın. Ama sizin işte İHA, SİHA, savunma sanayi falan en güçlü yanı olmakla birlikte TOG, yerli atılımlar vesaire. Ama en büyük sorunu da işte kardeşim mutfakta yangın var, geçim sıkıntısı had safhada diye insanların size serzenişte bulunduğunu tahmin ediyorum. Bu şekilde mi oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben sahada çok yoğun bir tepkiyle karşılaşmadım. Neden? Ben pahalılık yok demiyorum. Ama şikayet etmiyorlar. Pahalılık kadar şikayet var. Elbette var. Ama hani yoğun bir şekilde bizi böyle usandıracak, bizi böyle umutsuzlandıracak bir durum yok. Neden? Çünkü piyasa durmuş değil.
insanların alım gücü de arttı. Yani asgari ücret 5500 lirayken 8500 liraya çıktı. Efendime söyleyeyim. Diğer ücretler hakeza. Yani ciddi artışlar var. Sabit ücretliler de var. Ticarette, ticaretin yapan insanlar için müthiş para kazanma imkanları var. Yani şu anda ben çalışıyorum, para kazanamıyorum diyen ben çok zannetmiyorum. Bazı konularda spesifik problemlerimiz olabiliyor. Özellikle sabit maaşlarda sıkıntı var. Yani ev kiraları 8-10 bin liraya çıkmışken evet, orada sıkıntı yaşanıyor. Şimdi tabii o böyle yani 2 yıldır fiyatlarda bir anormal istikrarsızlık var ama milletimiz, Cumhurbaşkanımızın bu konuda nasıl gayret gösterdiğini, nasıl destek vermek için uğraştığını görüyor. Bunu gördükten sonra yapılabilecek bir şey yok. Çünkü orta sadece bizim... Yani çözeceğinize mi inanıyor? Elbette bizim çözeceğimize inanıyor. Çünkü problem sadece bizim politikalarımızdan kaynaklanmıyor. İşte dünyada bir gıda krizi var. Savaş var. Pandemi oldu. Ve pandemi sonrası bozulan lojistik zincir hala tam olarak oturtulamadı. Dünyada küresel bir kargaşa da var. Sadece Ukrayna-Rus savaşı gibi düşünmeyin olayı. Yani bugün Çin-Amerika rekabeti de dünyadaki ticaret dengelerini ciddi şekilde sarsıyor yani. Dünyada küresel tartışmalar var. Bu küresel tartışmalar içerisinde de, küresel rekabetlerin içerisinde Türkiye kendisine yeni bir alan açmaya çalışıyor. Ve Türkiye bu konuda çok büyük avantajlara sahip. Hem bulunduğu konum itibariyle hem bugüne kadar getirdiği gelişmişlik seviyesi itibariyle, özellikle sanayisi, tamamladığı altyapısı itibariyle Türkiye büyük bir avantaja doğru gidiyor. Dolayısıyla milletimiz bunun farkında. Yani 20 yıllık bir iktidar insanlara sadece ben geçmişte şunları şunları yaptım demiyor. İlaveten diyor ki ben işte uzay sanayinde şunları yapacağım diyor. Savunma sanayinde bunları yapacağım diyor. İşte Türk Devletler Teşkilatı'nda öncülük yapıyor. Afrika'da ben varım diyor. Güvenliğimizi yani sadece sınırlarımız değil, ta Libya'ya, efendime söyleyeyim, Mavi Vatan diye Kıbrıs başta olmak üzere Mavi Vatan projesiyle Suriye'nin işlerine, efendime söyleyeyim, Irak'a, Azerbaycan'ı biz kendi toprağımız gibi görüyoruz ve çok büyük bir başarı da bizim orada hem ordumuzun hem İHA'larımızın, silahlarımızın, milli sanayimizin burada ciddi bir katkısı olduğunu halkımız görüyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan insanlara, vatandaşımıza gelecek vaat ediyor. Gelecekte büyük Türkiye vaat ediyor. İnsanlar bunu görünce yani diğeri biraz daha lokal problemler kalıyor ve diyor ki bunu çözecekse yine Tayyip Erdoğan çözecek. Yani 21 yıl olmuş iktidar, şu anda da ekonomi çok kötü. Bir de başkalarını deneyelim. Bundan da kötü olmaz herhalde görüşü hakim değil. Hakim değil. Bunu söyleyenler karşımıza elbette çıkabilir. Ben doğrusu hiç çıkmadım. Tepki gösteren var. Peki diyorum ki karşı tarafta size bunun çözümü önerim var mı? Yok, ben görmüyorum. Ben hakikaten de yok ama yani. Biz şöyle çözeceğiz işte. İngiltere'den para bulacağım. IMF'den para alacağım. Ve uyuşturucudan vergi alacağım. Başka bir şey yok yani. Aslında bunu mevcut Millet İttifakı için değil de genel söylüyorum. Öyle bir aslında ekonomik şeyden dolayı bir siyasi ortam var ki aslında şöyle çok aklı başında politikalarla bir parti bir blok çıksaydı belki de çok daha zor olacaktı bu seçim. Yani projeler yarışsaydı dediğiniz doğru olurdu. Olabilirdi. Ekonomi her zaman etkiler hani insanları. Bize göre yani bizim Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek bir proje çıkamaz diye düşünüyoruz ama proje de yok ortada yani şu anda. Biz dolayısıyla kendi rakibimiz kendimiziz. O yandan da elimizde. Evet, peki bu noktada öngörünüz ne? Şahsi olabilir. Baktığınız Bursa'nın ya da genel merkezin anketleri olabilir. İlk turda biteceğini düşünüyor musunuz? Ben elbette ilk turda biteceğini düşünüyorum. Anketler bazen farklı da söylüyor. İşte Cumhurbaşkanımızı %50'nin üzerinde gösteren anketler de var. Tersi işte yanlı olduğumuzu düşündüğümüz, hatta biraz daha afaki rakamlar atmak suretiyle 57-58 gibi Kılıçdaroğlu olacak diyenler de var. Ama ben milletimizin sağduyusunun galip geleceğini, bir istikrarsızlığa müsaade etmeyeceklerini, çünkü gerçekten istikrarsızlık var. Bir cumhurbaşkanı olacak, 5 başbakan, işte cumhurbaşkanı yardımcısı, 2 tane de ilave ettiler ona. Üstelik onlar belediye başkanı. Şimdi hep şöyle diyorlardı mesela, güçlendirilmiş parlamenter sistem vaat ediyorlardı. Ben son günlerde onun söylediklerini duymadım. Gele gele neye geldiler? Güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemi. Yani 7'yi bir 2 ilave etmek suretiyle. Yani aday olana kadar mıydı diyorsunuz parlamenter sistem? Kesinlikle öyleydi. Bak ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu için söylemiyorum da ben bunu hep söyledim.
Dedim ki bu yetkilerle mevcut kim gelirse gelsin, A, B, C kimse değil, bu sistemi değiştireceğini çok düşünmüyorum diye ben hani sohbetlerimde söylemiştim. Ya çünkü şöyle oluyor, iktidarlar değişiyor, bakıyoruz yıllardır. Atıyorum ÖTV, özel tüketim vergisi. Muhalefetteyken eleştiriyor partiler. İktidara gelince bakıyor ki bütçe dengelerinde bayağı iyi bir gelir kalemi. Ondan sonra kimse bir daha bahsetmiyor. Bunun gibi düşünüyorum ben o parlamenter sisteme dönüş içinde. Yetkiyi aldıktan sonra herhalde paylaşması zaten, çok kolay. Zaten şöyle oradan bir durum var. Hani siyasi dengeler mecliste bu sistemi değiştirebilmek için gerekli anayasal çoğunluğu şu an itibariyle meclisimizde yok. Belki iki tarafa da vermeyecek ileride, yani halka. Evet, aynen öyle. İleride de ben özellikle Millet İttifakı'nın bu sayıya ulaşabileceğini zannetmiyorum. Ben çok da umurlarında olduklarını zannetmiyorum. Mesele şu, şu anda zaten Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde koltuk ve köşe kapmaca yarışındalar. Hiç hesapta yokken iki tane Cumhurbaşkanı yardımcısı çıktı. Daha sürprizleri var. Mesela Selahattin Demirtaş, Allah vermesin, bir de o karşımıza gelecek. Peki nasıl memleketi idare edeceksiniz? Hukuki yönünü sorayım o zaman size madem o konuyu açtınız. Selahattin demişler serbest kaldı. İktidar değişti. Hükümlü şu anda. Hüküm giydi. Doğru biliyorum herhalde. Son bir yıldır hüküm giydi diye hatırlıyorum. Ben de biliyorum. Cumhurbaşkanı olarak, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmasına hukuki engel yok mu? Milletvekilliği kriterleri geçerli değil mi orada? Elbette geçerli. Zaten olamaz. Ama onların vaatleri çok facia. Hukuk devleti ilkelerine asla uygun değil. Sadece Selahattin Demirtaş değil ki. Bütün vatan hainlerine, FETÖ'cülere, PKK'lılara çıkma vaadi veriyorlar. Nasıl çıkacak bu insanlar? Ki sen kimsin ki çıkartıyorsun? Yani bize demiyor muydun ki sen yargıyı sen idare ediyorsun, ya emir veriyorsun? Sizin döneminizde adil yargılanmadığından dolayı... Peki, tamam adil yargılayacaksa yani bunu... İddia o. Şöyle ama adil yargılayacaksa bunu yargı yargılayacak. Şöyle demesi lazım. Peşinen açıklama mı? Biz, tabii biz... adalet taraftarıyız. Adil yargılamaların önünü açacağız. Eğer yargı bunda bir hukuksuzluk görürse çıkartacak bile demiyor. Biz çıkartacağız diyor. Biz bunu... Adil olmayan yargılamaları tekrarlayacağız. Yeniden açılmasını sağlayacağız gibi daha doğru bir ifade olabilirdi. Ya, tekrarlayacağız demesi de yanlış. Tekrarlayalım. Sen yargı değilsin. Gene şimdi sen bizi en çok eleştirdiğin nokta ne? Yargıyı işte kuvvetler birliği yaptık diyorsun değil mi? Her şey Cumhurbaşkanı'nın emrindesin diyorsun. Yargıya müdahale. Yargıya müdahale ediyor. Niye sen ne diyorsun o zaman? Diyeceksin ki o zaman sen en azından tutarlı olmak için bunu söylemek durumundasın. Demen lazım ki ben Türkiye'deki ortamı adil yargılama konusunda öyle bir ortam hazırlayacağım ki eğer hakikaten üzerlerinde bir suç yoksa dönmelerinde beis olmaz. Bu benim kararım değil, yargının kararıdır demesi lazım. Eğer böyle düşünüyorsa, tutarlı olmak istiyorsa. Kaldı ki tam tersi örnekler var. Biz bugün Anayasa Mahkemesi'nden çok yakında çıkan kararlara bakın. Anayasanın son kararlarının büyük çoğunluğu bizim aleyhimizeydi yani. Nerede bizim kararımız? Tam o noktada Sayın Mesut'un sona doğru da geliyoruz ama madem konu buraya geldi benim içimde yara olan o konuyu sormam lazım. Hiç bilmiyorum topa girersiniz girmezsiniz. Şimdi bu HDP'nin 560 milyon mu 530 milyon mu hazine yardımı. Şimdi bir bloke koydu. Şimdi Anayasa Mahkemesi birkaç ay önce buna bloke koydu. 8'e 7 bildiğim kadarıyla. Şimdi aradan geçen birkaç ayda Anayasa Mahkemesi'nden emekli ayrılan olmadı. Yeni üye atanmadı. Tamamen aynı hakimler yine 8'e 7. Bu sefer parayı serbest bıraktılar. Seçim öncesi verdiler HDP'ye. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl oluyor bu iş? Yani hukukçu gözüyle de siyasetten ziyade. Yani 3 ay önce 8'e 7 bloke koyan hakimler 3 ay sonra... Bunun nasıl tam tersi kararı verdiler? Biraz mayınlı bir arazi ama bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir hukuk tekniği açısından iki karar arasında bir çelişki kabul edilmez. Çünkü bu normal mahkemelerde de tedbir kararı dediğimiz kararlar vardır. İdare mahkemelerinde yürütmeyi durdurma kararları vardır. Her yürütmeyi durdurmayı kararı alan kişi davaya kazanacak anlamına gelmez. Her yürütme durdurma kararı şeyini ihtiyati tedbir dediğimiz kararı aldıran davacı da davayı kazanacağı anlamına gelmez. Dosyanın delillerine göre o günkü şartlar, dosya şartları, kamuoyu şartları demiyorum, neyi gerektiriyorsa hakim o kararı verir. Dolayısıyla hukuk tekniği açısından biz hakimi bu anlamda yargılayamayız. Onun takdiridir. Bunun dışında kişisel fikrimi söylemek istemiyorum. Ben yani şunu açıkça söyleyebilirim. Bu dosya içeriğinden bağımsız olarak HDP gibi bir partinin bırak hazine yardımı almasını ben siyasette var olmasını doğru bulmuyorum.
Çünkü güya bize göre gelişmiş olduklarını iddia ettikleri demokrasilerde, işte bugün İngiltere'ye bakın, efendime söyleyeyim, İspanya'ya bakın, başka yerlerdeki örneklerine bakın. Bu kadar açık bağlantıyı akıllarına bile geçiremezler. Çok kolay değildir yani bu şekilde. Ama Avrupa nedense bu konuda bize ayrı baskılar yapıyor. Türkiye'nin bugüne kadar geçirmiş olduğu siyasi süreçler itibariyle siyasi ve vesayet odakları, ki buna yurt dışında daha dahil olmak üzere bunu ifade ediyorum, bizi bir noktaya kadar mahkum etti. Ama Türkiye işte tam bağımsızlık dediğimiz 2023'ten sonra güçlü Türkiye'nin var olacağı bir ortamda HDP gibi bir parti var olamaz. Bu fikir özgürlüğüne aykırı bir şey değildir benim söylediğim. HDP gibi düşünüyor olabilirsin ama senin silahla, terörle doğrudan bağlantın var kardeşim. İnkar etmiyor ki adam. Hem inkar etmiyor, doğrudan bayrağını sallıyor. Bugün bile daha mitinglerde, bugün bile açın bakın, ben hani haberleri seyretmedim ama pek çok şey, Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinde bile Apo'nun posterlerini sallandığını gözümüzle görüyoruz. Onlarla gayet açık bir şekilde, hatta öyle bir şey oluyor ki CHP ile PKK bağlantılarını biz çok kolay kurabiliyoruz. Yani ben bağlantı vardır demiyorum konusal olarak, yanlış anlaşılmasın. Ama bir PKK cenazesi olduğu zaman CHP'lilerin hiç yüksünmeden oraya gidebildiğini görüyoruz. Efendime söyleyeyim. HDP'liler bu bağlantıyı zaten gizlemiyor. Adamlar zaten Apo'nun heykelini dikçerdiler, her şeyi söylediler. Şimdi vatandaş, ben de bir vatandaşım, bunu kabul edemiyorum. Yani bu adamlar bizim vergilerimizle meclise giriyor. Makam kullanıyor. Maaş alıyor. İşte şoför veriliyor, danışman veriliyor. İşte meclis divanındaysa kırmızı plakalı arabayı alıyor. Hazine yardımı alıyor. Partileri açık. Kapatılma ihtimaline karşı şak diye yeni bir parti kuruluyor ve seçime onunla giriliyor. Bir kişi de bir dakika kardeşim, yöneticiler aynı, kafa aynı demiyor. Ve üstüne üstlük bir de el konulan, bloke edilen para, buyurun çatır çatır yiyin diye seçim öncesi veriliyor. Şimdi bunu bir vatandaş olarak kabul etmek kolay değil. Elbette. Ben vatandaş olarak ben de kabul etmiyorum. Milletvekili olarak da kabul etmiyorum. Türkiye bazı şeyleri yaşamak zorunda bırakılıyor. Şimdi vatandaş o zaman size şunu soruyor. Siz ne yapıyorsunuz vekil olarak orada? Bunları niye engelleyemiyorsunuz? Hayır. Şimdi şöyle. Ortada bir yargı kararı var. Biz yargıya Kılıçdaroğlu gibi müdahale eden, etmeyi vaat eden bir parti değiliz. Bunu yapmıyoruz da. Biraz önce söyledim. Anayasa Mahkemesi sadece bu karar değil. Son iki yılda aldığı kararların büyük bir çoğunluğu siyaseten bizi memnun etmedi. Olabilir, takdir onlarındır dedik. Başka kararlarda da benzer sonuçlar çıkıyor. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin bireysel kararlarında sayılamayacak kadar çok Cumhurbaşkanımızın, hatta bir yerde isyan etti, ben tanımıyorum bu kararı diye de Cumhurbaşkanımızın ifadesi var. En büyük isyan da Bahçeli yapıyor, Anayasa Mahkemesi evet, kapatılmalıdır diyor. Sonuç itibariyle Türkiye öyle bir güçlü bir irade ortaya koyacak ki Türkiye bu çelişkili durumları yaşamak zorunda kalmasın. Biz bunun için başkanlık sisteminin devamı, bunun için Cumhur İttifakı'nın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğer tersi olacak olursa, Allah korusun, Türkiye çok daha büyük çelişkileri, çok daha büyük iç kargaşaları yaşamak zorunda kalacaktır. Peki, son soru. İlk turda kazanma ümidini taşıyorsunuz. Bursa'da ne olur? Bursa'da şu an oradaki öngörünüz nedir? 11 milletvekili var. Sayı aynı mı kalır? Düşer mi? Tabii ki talebiniz yükselmesidir ama öngörünüz nedir? Ben sayımızın düşeceği kanaatinde değilim. Bir defa buna inandığım için söylüyorum. Sayıyı korursanız başarı mıdır? Sayıyı korursak elbette başarıdır. Sadece AK Parti olarak 11. İlaveten diğer ittifak üyesi olan arkadaşlarımız da var. Biz şu anda 20 milletvekilinin Cumhur İttifakı olarak 13'üne sahibiz. Bu elbette başarıdır. %50'nin üzerinde, yani meclis aritmatiğimizin ciddi şekilde üzerinde olan bir rakamdır bu. Bunu başarı olarak elbette kabul ederim. Ama şu anki hava devam ederse bir miktar daha artırmak durumunda olacağımızı ifade ediyorum. Bunu bekliyorum. Cumhur İttifakı'nın başarılı olması Türkiye'yi biraz önce ifade ettiğim gibi daha güçlü bir Türkiye yapacak. Bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke yapacaktır. Bunu isteyen sadece biz değiliz. Şu anekdotu ifade etmeme izin verin. Bundan iki hafta önce Azerbaycan Yeni Azerbaycan Partisi'nin başkan vekili Sayın Aliyev'in vekili olan ve aynı zamanda da 5 tane milletvekili Bursa'mıza gelip beraber seçim çalışmalarımıza katıldılar. Tayyip Erdoğan'ı desteklemek için. Aliyev'de Teknofest'te evet, o da destek veriyor. Sadece Bursa'mıza değil, o geçen iki hafta önceki haberleri bir tarayacak olursanız Türkiye'nin pek çok yerinde
başka milletvekilleri de gelerek bunu yaptılar. Ben daha dün Özbekistan'daydım. Özbekistan referandum seçimlerine gözlemci olarak dostluk kurulu başkanı üyesi başkanı olarak gittim o vasıfla. Hem devlet adamlarının hem halktan görüştüğüm insanların bana ilk sorusu Cumhurbaşkanı'nın sağlığı nasıldır? Hem Türk dünyasında hem İslam dünyasında ve yakın coğrafyamızda gerçekten büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin onları da nasıl güçlü yaptığını, onlara da bu gücü nasıl verdiğini ben bizzat yaşayan, gören bir siyasetçiyim. Onun için hem Bursa'da hem Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın %50'yi aşan bir oyla, en azından mecliste %50'yi aşan bir temsiliyetle kazanacağından hiç şüphem yok. Cumhurbaşkanımızın da %50'yi aşan bir başarıyla ilk turda kazanacağından eminim. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Değerli izleyiciler, bugünlük de seçim 2023'ün sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.